Bununla ilgili bugün Türk Dili Bayramı bu arada. Tabii. Özgür Özel'in açıklaması çok talihsiz bir denk gelmiş. Şimdi Burdur Belediye Başkanı Ali Orklar Cengiz bana yazdı. Dedi ki ben dedi zaten yabancı dildeki ruhsat başvurularını kabul etmeme kararı aldım dedi. Zincir markaları bundan muaf tutarak. Doğrusu da budur. Ben de bu görüşteyim. Ama dediğim üzere yani Araplara özel bir ayrımcılık, pozitif ya da negatif bir ayrımcılık yapılmaması gerekir. Yani başka bir dil için de geçerli bu. Yani başka İngilizce, Almanca, Rusça, yani yasalar ne el verdiyse arabada uygulansın. Rus'a da, Almanya'da gidiyoruz. Türk marketler var. Almanca da yazıyor, Türkçesi de yazıyor. Bu anlaşılır yani. Şimdi ikincisi tabii derhal gayrimenkul alımı yoluyla vatandaşlık işinin iptal edilmesi lazım. Ben bugün emlakçıyla konuşuyorum. Bizim apartmanda bir daire var. Dedi ki ya deniz görüyor ne kadar? Şu kadar. Pahalı da. 17 milyon. Kim dedim sahibi? İranlı dedi. Nerede dedim? Gelmiyor dedi. Niçin? Dedi vatandaşlığını aldı zaten. Eve de uğramıyor. Aldığında 250 bin dolara almış. Satarken 400 bin dolara satıyor. Tabii uzun bir süre bir konuşulmuş. Şimdi bak. İkincisi dedi ki ama dedi orası pahalı dedi. Daha ucuzu var. İşte arka sokakta bir yerde. Ne kadar dedim? 11 milyon. O da ucuza bak. 11 milyon. Onda kim dedim? O da dedi Tunuslu. Şimdi yani bunu mesela durdurması lazım. Portekiz bitirdi bu işi. Portekiz geçen yıl Kasım ayında 400 bin dolar vermek suretiyle ev alıp vatandaşlık sahibi olma yolunu kapattı. Tamam. Niçin? Orada bir de gayrimenkul alım değildi. Yani restore ediyordun yani. Alıyorsun aslında bir binayı restore ediyorsun, şehrin dokusunu koruyordun. Ona da izin yok. Ne oldu bu sene Portekiz'de? Sağ parti iktidara geldi uzun zaman sonra. Niçin? Tam da bu türden sosyal demokrat politikalar yüzünden. Bak Özgür Özel haklı olarak dünyadaki sosyal demokrat çizgiyi izliyor ama o sosyal demokrat çizgi Avrupa'da iflas etti. Avrupa'da bütün geleneksel işçi sınıfı tabanını aşırı sağ partilere kaptırdı. Yani İtalya'da, Almanya'da, Merkel döneminde Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Portekiz'de, Yunanistan'da, işçi sınıfında merkez sağa yöneliş var. Niye? Orantısız göç yüzünden. Sosyal demokratlar kimlik meseleleriyle meşgul olmaktan, işçi sınıfının meselelerinden koptular. Bulundukları her ülkede bu türden göçmen savunucusu ya da işte kimlik savunucusu bir hatta düştüler. İşte işçi sınıfının, üretici kesimlerin partisi birdenbire sağ partiler, aşırı sağ partiler olmaya başladı. Dolayısıyla Özgür Özel, yani bir sosyal demokratın sahip olması gerektiği ve ifade etmesi gerektiği insan hak ve hürriyetlerini savunurken bunun Türkiye gerçeğine uygun bir biçimde ifade edilmesi gerektiğini de bilmek zorunda. Aksi takdirde CHP'nin ayaklarının altındaki zemini söker alırlar. Ve buna hazır kitleler de var. Yani AK Parti bile bu üslupta savunmuyor. Göndereceğiz, bakacağız falan diyorlar yani. Bu üslup, yani ben anlıyorum oradaki himayeci yaklaşımı, insan hakkı savuncusu tutumu anlıyorum. Fakat yurttaş illallah demiş, görmek istemiyor. Hani Özgür Özel diyor ya, işte Arapçayı görünce Kur'an anlıyor. Bizim toplumun dilinde ne şamın şekeri ne araba yüzü diye bir laf var yani. Anlatabiliyor muyum? O nedenle bak bu meselede, göçmen meselesinde vatandaş ne, deyim olarak söylüyorum yanlış anlaşılmasın, ne şamın şekeri ne araba yüzü durumuna gelmiş durumda. O yüzden tekrar ediyorum. Suriyelilere sahip çıkmanın yolu, Suriyelileri himaye etmenin yolu, onlara el uzatmanın yolu Esad'a el uzatmaktan geçiyor. Özgür Özel amacına ulaşamayacağı Filistin ziyaretinden vazgeçip en kısa sürede YouTuber'ların sokaklarında cirit attığı, herkesin artık tatil planlamaya başladığı Şam'a gitsin. Çünkü o gitmezse birkaç ay sonra Erdoğan gidecek zaten. O gitsin, Esad'la görüşsün. Ülkenin ana muhalefet lideri. Çünkü vatandaş bunu istiyor. Kimse artık Esad'la görüşmeye öyle bakmıyor. Erdoğan'ın bir zamanlar baktığı gibi bakmıyor. Belki Ahmet Davutoğlu karşı çıkarsa çıkar. Gitsinler, görüşsünler. Bir çözüm olacaksa müzakere etsinler. Tabii ki müzakere sıcak bakar. Ve Türkiye'nin ana muhalefet liderinin gittiği ülke için şunu demek artık kolaylaşır. Lütfen siz de gelin, vatanınızı en azından görün. Ve artık bak vatandaş şundan sıtkı sıyrıldı. geçici ikamet belgesi şartlı verilir. O şart nedir? Ülkesinden savaş nedeniyle ve yaşama şartları ortadan kalktığı için kaçanlara verilir. Ve eğer sen ülkende yaşama imkanına sahipsen, savaş şartları ortadan kalkmışsa geri dönmen gerekir. Evet. Geçici ikamet belgesi iltica değildir. Yani o senden sana şartlı verilmiştir. Şartlar ortadan kalkınca geri alınabilir. Sen onlardan bazıları, hepsi için söylemiyorum. Bayrama gidebiliyorsan hep gidebiliyorsun demektir yani. Ya bu nerede görülmüş? Dünyanın neresinde görülmüş? Bayrama gidebildiğin ülkeden. Bahçeli tepki böyle tepki göstermiş. Şimdi, gidebiliyorsanız kalabilirsiniz de demek ki. Niye geri dönüyorsunuz? Bak mesela ben YouTuber çocukları izliyorum. Uğur Kola adlı bir YouTuber genç var. Yap, güzel de çok tavsiye ederim. Belgeselci. Suriye'ye gitmiş. Orada Türkçe bilenlerle karşılaşıyor. Niçin? Türkiye'den gitmişler. Ülkelerinde yaşayabiliyor. Demek ki mümkün. Özgür Özel buna ön ayak olsun. Peki. Bir 3 dakikamız kaldı. Özlem'e karşı... Bir husus, Özlem'e gitmeden bir husus söyleyeyim. Peki. Şimdi beni bir aile aradı. O da kim? Bu Saraçhane'de 1 Mayıs gösterileri sırasında polisle yaşanan arbededen sonra 50'ye yakın genç gösterici gözaltına alındılar. İşte o gün tabii kötü bir görüntü oldu. Kötü bir manzara yaşandı. Ben eleştirenler arasındaydım. Ancak bu orantısız bir tutuklamaya dönüştü. Evet. Yani orada Taksim'e 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen gençler daha sonra evleri işte basılarak gözaltına alındılar. Birden çok suçta boca edildi ve 50'ye yakını birden tutuklandılar. Ve bu haksız bir durum. Yani o gençlerin o davranışından, o davranışı işte itiraza konu olabilir. O görüntüler rahatsız etmiş de olabilir. Fakat bu görüntülerin hatalı olduğunu siz daha ağır bir yaptırımla gösteremezsiniz. Çocukları içeri atarak, betona gömerek, ağır sanki Türkiye'nin en tehlikeli, en azılı teröristleriymiş muamelesi yaparak hemen hemen hepsi üniversite olan bu gençleri kendi vatanlarından soğutursunuz. Onlar Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak istediler. Daha çok özgürlük istediler. Vay sen misin daha çok özgürlük isteyen diyerek yaptıkları hatadan yola çıkarak böyle ağır bir yaptırımla hayatlarını karartmak, onları memlekete küstürmek, onları bir de sanki işte oturdukları evlerde gözaltına almayı büyük bir maharetmiş gibi janjanlı bir operasyonla duyurup içeri tıkmak kabul edilebilir değil. Tahliye edilmesi gerekir bu çocukların. Derhal okullarına, evlerine, analarına, babalarına dönmeleri gerekir. Ve gelecek sene de işçi sınıfının ve vatandaşların 1 Mayıs'ı özgürce Taksim'de kutlamaları gerekir. Diyelim öyle olsun tabii.